Sevgili Uyuşturucuyla Savaş TV izleyenleri, Sorular ve Çözümler programına hoş geldiniz. Bu haftaki konumuz, uyuşturucu kullanımı giderek nasıl bir gelişim gösteriyor, neden ve nasıl insan sağlığını tehdit ediyor? Uyuşturucu kullanımı kimi zaman tümüyle basit bir olaydan başlar gibi gözükür. Ya yaşadığımız bir acıdan kurtulma isteği, üzüntülü bir olayın etkisinden ya da yaşadığımız sorunları unutma isteği tetikleyen neden olabilir. Kimi zaman tümüyle bir merak ya da keyifli zaman geçirme isteği vesile olabilir. Fakat asıl olarak uyuşturucu maddeye başlama sorunu kafamızda uyuşturucu madde kullanımının çevremizde, medyada ve benzeri gördüğümüz örneklerden, aldığımız bilgilerden, çoğunlukla açık ya da gizli devlet destekli propagandadan dolayı meşrulaşmasından kaynaklanır. Yani özünde uyuşturucunun beynimizde meşrulaştırılmasının sonucu olarak uyuşturucuya başlanır. Çoğunlukla bir denemeyle başlar ama sonrasında devam eder. Bağımlılık süreci nasıl ilerler? Madde bağımlılığı bir anda gelişen ya da madde kullanır kullanmaz oluşan bir durum değildir. Zaman içerisinde gelişip gerçekleşen bir süreçtir. Kişinin bu sürecin hangi basamağında olduğunu bilmek, uygulanacak tedavi yöntemi açısından büyük önem taşır. Sosyal çevre ve akran baskısı. Ergenlik döneminde gençler ailelerinden daha çok arkadaşları ile vakit geçirir. Madde kullanım süreci de gencin sosyal çevresindeki değişimle başlar. Bu süreçte en önemli faktör bu maddeleri gence getiren arkadaş çevresidir. Bir gencin çevresinde madde kullananlar arttıkça onun da madde kullanma ihtimali artar. Onlarla bir aradayken kendini önemli hissetmek istemesi ve arkadaş grubu tarafından kabul görmeyi beklemesi gencin madde kullanımı tekliflerine karşı tavır almasını zorlaştırır. Kişinin bu maddeleri ve zararlarını bilmesi çoğu zaman akran baskısının direncini kırmaya yetmez. Merak ve ilk deneme. Madde bağımlılığı sürecinde ilk adım merak etme ve denemedir. Maddenin denenmesine kadar kişide merakın yanı sıra maddenin etkilerine yönelik korku da mevcuttur. Merakın korkuyu yenmesiyle kişi bir kereden bir şey olmaz diyerek ilk denemeyi gerçekleştirir. Çoğunlukla ilk defa kullanma diğer kullanımların da önünü açar. Merak ve korku aşamasında gencin sigara veya alkol kullanıp kullanmaması da belirleyici bir faktördür. Zira sigara kullanan gence bu da sigara gibi bir şey diyerek diğer maddelerin teklif edilmesi daha kolaydır. Benzer bir durum alkol kullanımı içinde söz konusudur. Alkol kullanan kişiler alkollü oldukları zamanlarda isabetli kararlar veremezler ve kendilerine yapılan madde tekliflerine daha kolay evet derler. Alışma ve bağımlı olmaya doğru ilerleme. Kişi her deneme ile birlikte bir daha denemeyeceğine dair kendisine söz verir. Ancak arkadaş ortamlarında yapılan tekliflere hayır da diyemez. Öte yandan madde kullanımını denetleyebileceğini ve istediği zaman bırakabileceğini düşünür. Çevresinde gördüğü ya da anlatılan bağımlılar gibi olmadığına ve onların zayıf karakterli olduklarına inanır. Madde kullanımının zamanla kendisi için bir sorun oluşturacağını görse de bağımlı olmadığına dair inancı nedeniyle herhangi bir adım atmaz. Bu dönemde ayrıca okula ve sosyal kurallara karşı başkaldırı kültürü de güçlenir. Mesela bir gencin madde kullanım problemi zamanla gencin okuldan kaçmasına, derslere olan ilgisinin azalmasına ve birçok davranış sapmasına sebep olur. Bu süreçte gençler yetişkin kontrolünden uzak ortamlarda vakit geçirmeyi tercih ederler. Yetişkin gözetiminden ve sosyal kontrolden uzaklaştıkça madde kültürü yeni bir yaşam tarzına dönüşür. Bağımlılığa teslim olma. Kişi bağımlı olduğunu fark ettiğinde çevresindeki madde kullanan diğer kişilerin telkinleri nedeniyle bu hastalığın düzelemeyeceğini ve madde kullanmayı hiçbir zaman bırakamayacağını düşünmeye başlar. Artık çok geç olduğu düşüncesi kişinin tedaviye başvurmasını engeller. Kişi kendini artık bir madde bağımlısı olarak kabul ettikten sonra ise madde odaklı bir hayat yaşamaya başlar. Yaşamanın tek amacı maddeyi zamanında temin etmektir. Bu aşamada bağımlı kişi gerekli parayı sağlayabilmek için her türlü suçu işleyebilir. Tedavi süreci. Madde bağımlılığının kabulü gibi tedavinin kabulü de çok zordur. Tedavinin başlamasıyla da iş bitmez. Zira kişi tedaviye başladığında sadece maddeyi bırakacağını düşünür. Ancak arkadaş çevresi, yaşam biçimi ve alışkanlıklarını da değiştirmek zorunda olduğunu tahmin edemez. Yeniden bağımlılığa dönüş. Öncelikle kişi temiz olduğundan dolayı zamanla eskiden yaşadığı kötü hadiseleri unutur. Hayatta karşılaştığı bir takım problemlere çözüm bulamadığında bir kez daha maddeyi denemeyi düşünür. Sonunda bir gün bir kereden bir şey olmaz diyebilir. Bu durumda bağımlılık sürecinin bir sonucu olarak her şey tekrar en başa döner. Bağımlı olan kişinin kendine güveni azalır, kendini kontrolü zayıflar, insani prensipleri ve değerleri yok olmaya başlar.
idealleri ve geleceği ile ilgili ümitleri yıkılır. Kullandığı maddeler vücudunun savunma mekanizmasını yok edip bağışıklık sistemini zayıflatır. AIDS, frengi, verem, hepatit B ve hepatit C, kanser, kangren gibi birçok ölümcül hastalığa kapılma riski artar. Böylece bağımlı kişi, maddeyi alabilmek için önce mevcut parasını bitirir. Çevresindeki insanların değerli eşyalarını ve paralarını çalmaya başlar. Daha fazla para temin etmek için hırsızlık, gasp, yan kesicilik ve benzeri suçlara karışır. Suç işlerken yakalanır ve özgürlüğünü kaybeder. Maddenin vücuduna verdiği zararlardan dolayı sağlığını ve en sonunda hayatını kaybeder. Sonuç, ölüm veya uzun süreli zihinsel ve fiziksel tahribattır. Sevgili Uyuşturucuyla Savaş TV izleyenleri, bu haftaki programımızın sonuna geldik. Haftaya yeni programlarda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.